bu sabah tostumu kendim yaptım. Elim için. Ben de madaya atacağım. Annemin dadayı vardı. Aa baba da dediydi. Gitti davatı bu yapıda. Davatı da ben yolda olmayacağım. Dedi bizden orada. İşte bizden orada. Bu da daha var doyu. Daha evi bir de abiye doğdum. Anne bir de neye doğru. Anne. Peki yapma bir tane. Şimdi dur ekmeğini küçük parçalayarak koyayım. Soğumadan omletini bitirelim. Bana sustum. Tostunu sen de soğumadan ye. Tam kıvamında olmuş. Beş, altı, yedi, yedi, yedi. Dört de yemedim. Haydi. Söyle. Sosis de. Dodi. Sucuk de. Dudut. Otomatik de. O da bedut. Mısır de. Mıdır. Kısır de. Dudur. Kıyafet de. Diyare. Kolis müsait de. Dodiş piş ayağı. Diş de. Diş. Diş de. Diş. Şey, sıkışık de. Dı dı dı. Gıcık. Dı dı dı. Dur bir şey diyeceğim. Soru ne? Dayı. Dayı de. Dayı. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi. Aferin benim kızlarım. Kara kartal kalkar, dal sarkar. Ama dedi. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlarım. Şimdi ne yapalım? Hiç yüzüme gözüme bakmadım. Sadece bir yüzümü yıkadım sabah. Saçımı başımı yapayım. Böyle bir kendime çek düzen vereyim, toparlayayım. Sonra evi toparlayayım. Çok dağınık değil de günlük bütün işler. Ondan sonra bugün birazcık dikiş dikelim. Aslında silsem camları silmem lazım ama hiç o işe girmeyeceğim şimdi. Sıcakta onu böyle ya akşam yapayım ya da sabah çok erken saatte yapayım diye düşünüyorum. Bir sabah erken kalkın. O yüzden giyinelim ve güzel bir gün olsun inşallah hepimize ve güne başlayalım. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bugün bu eteği giymek istiyorum yine. Üstüne de beyaz bir tişört giyeyim. Şimdi üstümü değiştirdim. O kadar çok başım ağrıyor ki aslında gerçekten bugün biraz hastayım. Ve vücudumda etlerim de acıyor gibi hissediyorum. Ama toparlanırım. Şimdi bir ilaç alacağım. Grip olunca içiyorum. O ilaçtan içeyim. Sonra bir saçıma başıma bakayım. Bir yerlerden başlayayım. Hastayken çok yatmayı sevmiyorum. Tabii ki kimse sevmez. Ben de sevmiyorum. O yüzden ayakta geçirmeye çalışıyorum genelde. Ben geldim. Günlük işlerimi bitirdim. Evi topladım. Mutfağı toparladım. Bir sıcak, sıkıntılı hava. Gece çok gök gürledi. Hatta böyle bir ara uykumdan uyandım filan. Hiç saçıma başıma bakmayın gene unuttum. Açık kızlarla vakit geçireceğim. Arkadaşları gelecek onlar gelene kadar. Ondan sonra da dikiş işlerimi halledeceğim. Sonra da mutfağa gireceğim. Gidiyorum. Gene gidiyorum. Şimdi saçım, yeni saçlarım çıkmaya başladı benim. Böyle bir diyorum ya, her tarafımda küçük küçük saçlar olduğu için son zamanlarda çok elektrikleniyor. Ben bunu kullanıyorum. Reklam değil, hani kendim test ettim, yine aldım. Ama çok memnunum bundan. Şimdi hem size yıkadıktan sonra hiçbir şey sürmemiş halini göstereyim. Birazcık böyle kuru. Bu yağ bunu nem veriyor ve parlaklık veriyor. Sonrasında gayet güzel oluyor. Böyle bir şekil verelim. Biraz kendine getireyim saçlarını. Hatta gaga yapalım beraber. Gaga ne ya? Çok eğlenceli bir şey. O ne? Göstereceğim ne olduğunu. Gaga. Hoş geldin. Gaga da. Evet annem gaga yapıyor.
Biraz ıslattım şimdi saçlarımı. Biraz da nemlendirdim. Şimdi böyle kuruduğunda çok daha parlak bir görüntüsü olmuş olacak. Bir şey sürmeyince olmuyor çok kuru saçlarım. O yüzden böyle yağlarla takviye yapıyorum. Böyle de çok memnunum. Saçları elektrikli olup ince telli olanlar varsa söyleyeyim. Hatta ben bundan ipeğin saç uçlarına da sürüyorum. Onun saç uçları da çok kuru. Dibine değdirmiyorum ama uçları böyle biraz nemlensin diye mutlaka bu yağlardan sürüyorum. Şimdi buralara saçları bile bile attım. Zaten toplayacaktım çünkü çok döküldü yine. Şimdi dökülen saçlarımı toplayayım. Sonra da birazcık yüzümü renklendireyim. Denize gidiyoruz ama ben denize girmiyorum. Çok sevmiyorum. Çocuklar için gidiyoruz her gün. Onlar çok güzel oynuyorlar. Ben de genelde krem sürüyorum. Kendimi korumaya çalışıyorum. Çünkü güneşi çok sevmiyorum. Esmerleşmeyi çok sevmiyorum. Kuruduğum kadar kurudum ama yine de birazcık ten tutmuşum sanırım. Azıcık bir az da olsa fark olmuş. Yakın olduğu için üşenmiyoruz. Zaten gideceğimiz şurada en fazla bir ay ya da 1,5 ay. Ağustos'tan sonra çok gidilmiyor. Sanırım oldu. Rimel sürüp sürmeyince iki göz arasında böyle fark oluyor. Şimdi bir tane de bir önceki rimelim vardı. O da bitsin diye bunun üzerine bir kat da ondan süreyim. Yoksa kuruyacak. Böyle kendime bakınca üzerimden bir ağırlık kalkıyor gibi geliyor. Keşke sabahları en önce bunu yapabilsem ama başka şeylere öncelik vermekten kendime bu bakımı yine sonlara bırakıyorum. Neyse yine öğlen olmadan hallettim yani. Çok yakın bir tanıdığım botoks yaptırdı. Ben botoksun nasıl bir şey olduğunu hani hep televizyonlarda görüyordum ama gerçekte yakından görmemiştim. O kadar ilginç bir şey ki böyle yapamıyorlar. Kaşlarını çatamıyorlar. Mesela kaşını çat diyorum ben ona. Kaşını çatıyor ama çatmamış yani. Kızgın bakma şansı yok onun. Buradaki aralar hep dolduğu için kaşlarını kımıldatma refleksi kalmıyor ve zorlayamıyor zaten. Çünkü araları hep dolu olduğu için o sıvıyla. Kızgın bakamıyor yani. Hatta onun şakasını yaptık yani. Sen kızgın bakamayacaksın kocan şanslı diye onun esprisi olmuştu. Çok ilginçmiş ve birden kaşları havaya kalktı. Ve böyle görünürde gerçekten bence çok güzel bir fark oldu. Çok beğendim. Ama çok çabuk gidiyor yani 3 ayda falan sanıyorum eriyormuş, sonra tekrar yaptırılması gerekiyormuş. Sürekli bir şekilde böyle iğneyle buralarını doldurup o gergin suratı alabiliyorlar. Bilmiyorum, ben çok soğuk da bakmıyorum, çok sıcak da bakmıyorum. Şu anki cildimden memnunum ama bence önemli olan insanın mutluluğu, eğer hani vücudumuzla barışıklığımız. Ben yaşımla barışık bir insanım, bazen kabul edemesem de sonra diyorum ki aslında kabul edince de onun olgunluğunu hissediyorum üzerimde. O da ayrı bir iyi his veriyor. Bu konuda böyleydi yani. Onu da anlatacaktım size. O kişi eğer izin verirse bir gün öncesini sonrasını gösteririm. Bilmiyorum, bir sorayım, bir iznini almaya çalışırım. Kakamı kaçırdım ben. Ben bugün şişimi ağzıma kaçırdım.
Bu bölümde şimdi internette gördüğüm bir yöntemi deneyeceğim. Biliyorsunuz ki bir sürü kısa video izliyoruz. Herkes her şeyi deniyor ama hangisi ne kadar gerçekte uyumlu, onları böyle arada test etmeyi seviyorum. Böyle tişörtlerin resimlerinde kırışıklıklar varsa pamuğa aseton koyup sildiğinde o kırışıklıkların gittiğini izlemiştim ben. Şimdi onu deniyorum ama maalesef olmadı. Bugün bir aydınlanma yaşadım. Çok çocuklu anneleri çok iyi anladım. Ama şunu söylemek istiyorum ki 2 çocukla 4 çocuk arasında benim için hiçbir fark yoktu. 1 çocukla 2 çocuk arasında fark olabilir ama 2'den sonrasının bence yarattığı yorgunluk gerçekten aynı gibi geldi bana. Bilmiyorum, benim tecrübelerim böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle çok çocuklu anneler bu konuda bize fikir verebilirse çok mutlu olurum. Şöyle içeride 4 tane, hepsi birbirinden şeker kız var. İkisi benim, bir tanesi arkadaşımın kızı, bir tanesi de kuzenimin kızı. Hepsini de çok seviyorum ve o kadar uyumlu, öyle tatlılar ki. O yüzden ben kendi işlerime bakıyorum. Onlar da evin içinde oyun oynuyorlar. Evde az eşyam olduğu için evim kolay kolay hiç dağılmıyor. Çok özgürler. Bahçeye katı olduğu için dışarı çıkmakta serbestler. Kapının önüne de çıkabiliyorlar, eve de girebiliyorlar. Ben makyaj malzemelerimi kullanmalarına izin veriyorum ya da birçok şeyi kullanmalarına müsaade ediyorum. Benim için hiçbir sorun yok. Çok dağınık olan yerleri diyorum ki arkanızı toplamanız gerekiyor diyorum. Burayı siz toplayın, bundan sonra başka bir alana geçin diyorum. Orayı topluyorlar. Etkinlik masasına geçiyorlar filan. Böyle bir sürü şey yapıyorlar. Çok mutlu oluyorum onların böyle güzel anlaşmasından. Bana hiçbir şekilde yük olmuyor. Bunu hem arkadaşıma söylüyorum hem kuzenime de söyleyeyim. Hem diğer annelere de söyleyeceğim. Yani evimize başka bir çocuğun gelmesini yük olarak bilmiyorum. Ben görmüyorum. Kendi adıma görmüyorum. Çünkü benim çocuklarım 2 tane olduğu için zaten dağıtıyorlar evi. Bir çocuklu evleri tam bilemiyorum şimdi ama 2 tanesi zaten belli bir iş yükü oluyor. Onun dışında gelenler aslında onları da oyalayarak, beraber oyalanarak benim iş yükümü alıyorlar. Evde rutin işlerim devam ediyor. Çok mutluyum bu durumdan. Bugün dilediğim gibi video çekebiliyorum gördüğünüz gibi. En son o karpuzlu sodadan sonra gerçekten meyveli sodalardan soğuyacaktım o derece. Zaten genelde sade içiyorum, meyveli soda çok almıyorum ama bu sodadan bile soğuyabilirdim. Allah'ın gücüne gitmesin. O karpuzu ben yeseydim daha iyi olurdu. Sırada pasta saati var. Bisküvili pasta. Hiçbir çocuk buna hayır diyemiyor ve bütün çocuklar da o kadar bayılarak yiyorlar ki sadece pirinç unuyla yaptığım kremasını. Çok güzel oluyor. Tabii ki ben sadece tadına baktım ama onlara da böyle biraz daha renklensin diye üzerini süslemelerini tavsiye ettim. Tabii ki seve seve her tarafını süslemeye çalıştılar. Benimki oldu gülen yüzüm ama onlarınki kremaya yapıştı. Çocuklarınki neden böyle oldu anlayamadım. Ama yine de keyifle yediler, keyifle süslemeye çalıştılar. Şimdi kızların hepsinin ölçülerini aldım, defterime yazdım. Bakalım onlar için neler çıkartabileceğim önümüzdeki günlerde. Birkaç fikrim var. Ufak ufak bu videoda başlıyorum ama sonunu tabii ki getiremiyorum. Diğer işlerimden dolayı. Şimdi bir etkinlik zamanı. Şöyle diyorum, koca bir günde bir tanecik etkinliğe ayıracağım vakit benim hani ömrümden çok bir şey çalmaz ama onların hayatına güzel bir renk katabilir diye düşündüm. O yüzden güzel bir etkinlik buldum, onu göstereceğim çocuklara ama Lila ağlamayı bırakırsa. Anne, bu başka bir şey, o değil. Kaka bu. Böyle itiyor adam. Siz
Siz de öyle düşünürseniz belki biraz daha kolaylaşır vakit geçirmeniz ya da geçirdiğiniz vakti daha kaliteli hale getirebilirsiniz çocuklarla. Ben böyle yine kaydet listemde olanlardan böyle artık yeni şey bakmıyorum. Kaydet listemde ne varsa onları uygulamaya çalışıyorum. Çünkü bakmanın gerçekten sonu yok ama yapmaya başlamak bence çok önemli. Şimdi bir gaga yapacağız ki yaptık. İpek'in hem ağzında gaga var, üstünde de bu arada geçen gün diktiğim çiçekli. Aslında Lila'ya elbise olarak yaptım. İpek'e bluz gibi oldu ama bu var. Çok güzel bir kumaşmış. İfil ifil oldu. Bayıldım. Çok da kolaydı. Size de tavsiye ediyorum. Eğer merak ediyorsanız dikmeyi, böyle bir şeyle başlayabilirsiniz. Yani bu kadar kolay bir bluzla başlayabilirsiniz. Mağazalarda böyle bir bluzu 500-600 liradan aşağı kesin alamayız. Beklemesi lazımdı kurması için. Olsun. İstersen çizebilirsin. Öyle mi? Dedebilir miyim? Basma. Dedebilir miyim? Anne var mı? Efendim? Var. Bozul. Yani bana kızmayın ama dediğim gibi dağınık noktalarımdan biri, yer bulamadığım şeyleri doldurduğum bir yerde bu mavi dolaptı. Geçen gün annem onu gördü. Sizin yerinize birkaç bir şey söyledi. Ben zaten yapacaktım ama ona hiç sıra gelmiyordu başka işlerden. Artık ona yapayım dedim. Madem temizlik yapamıyorsam günün ekstra işi olarak mavi dolabı döktüm. Ama bu videoda söyleyeyim yetişmiyor. Çünkü karanlık oldu, bulutlar geldi. Videoda çok karanlık çıktı. O yüzden yarım bıraktım. Bir sonraki gün devam edeceğim yapmaya inşallah, bir terslik olmazsa. Şimdi pilav demini alırken bir 10 dakika vaktim vardı. Ben de o vakti bu masayı toparlayarak değerlendirmek istedim. Süre tuttum. Sizinle de gördüğünüz gibi süreyi paylaştım. 10 dakika içinde gerçekten buraları bir güzel topladım ve böyle en azından dağınıklığı ortadan kalkmış oldu. Bir iş aradan çıkmış oldu. Mutfağımı tertemiz yaptım. Her yeri ilaçladım. Şimdi gideceğiz. Şimdi yukarı gidip biraz dinleneceğim. Tatlıdan bu kadar kaldı. Şimdi bunun üzerine de bir tabakla kapatayım. Yemeklerin üstünü açık bırakmıyorum aslında da. O gün sanırım bir şey unutmuşum. Söylediniz siz. Pilavımız da burada. Bir şey kalmadı. Şurada kızların tabakları kaldı. Artık yoruldum. Onları da birazdan gelince yıkarım. Hayır, biz yıkacağız. Evet, biz yıkacağız. Hiç hayır demem. Gelince daha odalarını toplayacaklar. Bu arada pilav tavukluydu. Videoda gözükmemiş. Ben tavuk haşlamıştım. Onları bir güzel ayıklayıp didiklemiştim içerisine. Öyle çok seviyorlar yemeği. Suyunu da attı. Pilava kattığımda çok lezzetli oluyordu. Biraz da tereyağı kattım. Güzel bir menü oldu onlar için. Yanında da çorba vardı. Tabii ki o vitaminli çorbadan çocuklar içmedi. Biz içtik eşimle. Onlar da tavuklu pilavını yediler. Yanında yoğurtla beraber. Şimdi arkadaşları gitti, artık uyku vaktiydi. Uyumadan önce saçları mutlaka örüyorum her akşam çocukların. Çünkü daha derli toplu oluyor. Gece dağılmıyor, ertesi gün kırışmıyor. Bizim de bu rutinlerimizden biri, bunu söyleyecektim. Hani çocuklarımın saçlarına nasıl bakıyorsam, bu da benim yaptığım yöntemlerden biri. Her akşam uyumadan önce mutlaka örüyorum.
Aslında çok uykum vardı ama bu çayı içmeden yatmak istemedim. Birazcık böyle sessizliği yaşamak istiyordum ve okumak istiyordum. Kendime hedef koymuştum. Her gün belli bir sayfa okuma hedefi. Bu hafta çok iyi gitti. Temmuz 1'den beri böyle günlük belli bir sayfa okuyarak ilerliyorum. İnşallah böyle devam ederim ve bunu alışkanlık haline getiririm. Suyu kaynatmışken böyle bir akşam rutinimi de göstereyim dedim. Genelde çaydanlığı ve bezleri akşamları böyle kaynatıyorum. Onun belli bir günü yok. Genelde 3 günde bir olabiliyor. O anki iş yoğunluğumla ya da birazcık keyfimle alakalı ama hiç uzatmıyorum. Mutlaka sık sık kaynatıyorum. Özellikle çaydanlığı limon tuzu ve sirkeyle beraber kaynatıyorum. Ve keyif anı sessizlik içinde okumalarımı yapıyorum. Elimde çok kalın bir kitap var. İyi hissetmek. Ona da başladım ama o birazcık zaman alacak. Bir yandan Sinan Canan okuyorum. Çok beğeniyorum ben onun fikirlerini ve videolarını ve söylediklerini. Kimsenin bilemeyeceği şeyler diye bir kitabı var. Ona başladım. Keyifli ilerliyor. Çabuk bitecek gibi gözüküyor. Tekrardan kitap özetleri paylaşmak için can atıyorum. Özür dilerim. Dört çocuklu bir gününde böylelikle sonuna geldik. Vakit ayırıp izlediğiniz için, yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlarım.